Edgecam eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda köşe temizleme komutunu göreceğiz. İşleme kısmına geçelim. Tezgahımızı saklayalım. Takımımız altılı küre takımı olarak seçildi. Direkt komutumuzu çalıştıralım. Direkt yüzey seç komutunu seçersek sadece belli yüzeylere bu takım yolunu göndermek sağlayabiliriz. Ancak ben komple katı modeli seçeceğim. Program kendi belirleyecek. Frezeleme tipi olarak aynı yönü seçiyorum. Offset'im yok çünkü direkt finişleme yapacağım. Yana kaymayı %10 olarak verelim. Talaş yüksekliğini vermeyeceğim. Direkt %10 yana kaymayla bitirsin diye. İlerleme devirleri takım ve malzemeye göre ayarlayabilirim. Önceki takımda eğer daha önceden tanıtmış takım varsa onu seçebiliriz. Veya biz kendimiz bir önceki takımı tanıtabiliriz. Burada onluk kere takımı tanıtıyorum. Derinlik olarak her yeri işlemesini istediğim için yok ve yok seçtim. Kontrol kısmında eğer yatay takım yolunu seçmezsem program otomatik olarak dikey formlarda dikey takım yolu oluşturacak. Ancak ben yatay takım yolu ve 60 derece diyorum. Yani 60 derecenin üzerindeki duvarlarda dikey değil de yatay takım yolu oluşturmaya zorlasın. Yaklaşmayı dikey 90 derece 2'lik radyüs olarak yapalım ve bağlantı default olarak kalabilir. Tamam diyerek katmaları seçiyorum ve sağ tuş sağ tuş ve böylece takım yolum oluştu. Şekilde görüldüğü gibi sadece dipteki ve köşedeki radüsler aldı ve ben 60 derece sınırı verdiğim için de 60 yerin üzerindeki yerlerde direkt yatay takım yolu oluşturmuş oldu. Simülasyonumuzu kontrol edelim. Tezgahımızı saklayıp simülasyonu çalıştıralım. böylece sadece dipteki radüsleri işlemiş oluyoruz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.